Merhaba, sizlerle yeni bir programa başlamak istiyorum ve bu program çerçevesinde inovasyon yöneticisi nedir? Bir meslek mi, ünvan mı? Bu konuda düzenli olarak her hafta bu konuyla ilgili yaptığımız çalışmaları sizlere anlatmak istiyorum. Konumuzun içeriğinde neler olacak? Sonraki videoları bu anlamda takip edip bu konuda detaylı bilgi almanız açısından biraz içerikten bahsetmek istiyorum. Bütün hem dünyada hem ülkemizde kurum ve kuruluşlar artık yoğun bir biçimde inovasyon yöneticisi atamaya başladılar. Sizlere onlardan örnekler vereceğim. Ancak yoğun da bir tartışma yaşanıyor. İnovasyon yöneticiliği bir meslek mi yoksa bir kariyer basamağında bir unvan mı? Yani herhangi bir kişi böyle bir göreve atanabilir mi? Yoksa meslek olarak icra edilmeli mi? Neden edilmeli veya unvan olarak kalmalı mı? Bunları tartışmak istiyorum. Daha bu konunun detaylarına geçmeden ve bu konuyla ilgili sizlere yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi vermeden önce dünyada bu anlamda ne tip çalışmalar yapılıyor, ne tip gelişmeler var, bunları anlatacağım. Ve sonra da ülkemizde bu anlamda hangi kuruluşlar, hangi niteliklere uygun inovasyon yöneticisi veya uzmanı veya müdürü arıyorlar ve bu gerçekleşen çalışmaların karşılığında nasıl büyüyor, nasıl böyle bir trend var? Bunları paylaşmak istiyorum. Neden böyle bir trend var? Ve ülkemizde bir mesleki standart ve bir mesleki yeterlilik kurumu olan mesleki yeterlilik kurumu kanunla kurulmuştur. Bu kurumun içerisinde meslek tanımı nedir? Meslek standardı nedir? Ve mesleki yeterlilik nedir? Bu yeterlilik sertifikası nedir? Bunlar nasıl alınır? Bunlarla ilgili kanuni düzenlemeler nelerdir? Destek ve teşvikler nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Daha sonra ise dünyada bu mesleki yeterlilik anlamında veya meslek tanımı anlamında inovasyon yöneticisi dediğimiz kişilerin böyle bir pozisyonda olan kişilerin veya unvanlarını bu olan kişilerin hangi işler yaptıklarını, bunların gerçekleştirdiği görevleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Peki bizler bu ülkemizde bu anlamda bu çalışmaları yapan MTC 139 Türkiye İnovasyon Yönetimi Ayna Komitesi üyeleri olarak kimiz ve hem mesleki yeterlilik anlamında neler yapıyoruz hem inovasyon yönetiminin kurumsal ve sürdürülebilir bir şekilde sürdürülmesi için, devam etmesi için ülkemizde böyle bir komite olarak gönüllü ve faaliyet gösterdiğimiz bu komite olarak neler yapıyoruz? Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir sonraki hafta ise eğer inovasyon yöneticisi olmak istiyorsanız ve bunu sertifikalı olmak istiyorsanız ki mesleki yeterlilik kurumuyla başladığımız çalışmalar çerçevesinde yakın zamanda kamuoyunun tartışmasına açılarak artık bir sertifikasyon süreci Türkiye Odalar Borsalar Birliği MEYBEM Mesleki Yeterlilik Sertifikasyon Kuruluşu tarafından verilmeye başlanacak. Dolayısıyla siz nasıl sertifikalı inovasyon yöneticisi olursunuz? Bu konu ile ilgili detayları paylaşmak istiyorum. Peki belirli bir eğitim, belirli bir sınav sonucu sertifikalı inovasyon yöneticisi oldunuz. Bunun size avantajları nelerdir? Kuruluşunuza avantajları nelerdir? Ve bu konuda da detaylı sizlerle konuşmak istiyorum. Dünyadaki meslek standartları neler? Bu meslek standartları kapsamında
Ülkemizde meslek standartları yetkisi almış, bu yayınlanmış meslek standartları neler? Meslek standartının olması bizim ne işimize yarar? Bu konuları önemsiyorum ve bu konularla ilgili sizlerle bilgi paylaşmak istiyorum. Ve bir sonraki hafta artık bir inovasyon yöneticisi dediğimiz bu mesleğin içinde teri kullanılan bu mesleğin görevleri içerisinde çok sıkça duyacağımız terimler, tanımlar nelerdir? Bu özellikle bunu çok önemsiyorum. Çünkü inovasyon kelimesi bile henüz çok kamuoyu tarafından doğru anlaşılmış, doğru konumlandırılmış bir kelime olmadığı için bu mesleği icra eden kişilerin sıkça kullandıkları ama çevrede ve kamuoyunda ve etki alanındaki kişiler tarafından çok bilinmeyen terimler, tanımlar bizim hazırladığımız MTC 139 üyeleri olarak hazırladığımız bu meslek yeterlilik tanımları içerisinde nasıl ifade edilmiştir? Bunlarla ilgili bilgiler vereceğim. Tabii ki bu terimler, tanımlar için MTC 139 olarak ve Uluslararası Standartlar Örgütü'nün 2014 yılından bu yana Türkiye delegesi olarak katıldığım dokümanlarının üretiminde kullandığımız ve ülkemizde de yayınlanan bu dokümanları baz aldığımızda ifade etmek istiyorum. Ve adım adım sizlerle sonraki haftalarda inovasyon yöneticisinin görevleri nelerdir? Tek tek bunları detay detay sizlerle uzun uzun paylaşmak istiyorum. Çünkü bu görevi icra eden kişiler kendi görev tanımlarını oluştururken bunu baz alsınlar. Artı bu görevlere ilişkin nitelik ve yetkinliklerini geliştirmek adına da kendilerine eğitimler ve bu konuyla ilgili okumalar yapsınlar, eğitimler alsınlar, danışmanlık hizmetleri alsınlar ve hem kendilerini geliştirsinler bu mesleğin bir üyesi olarak hem de çalıştıkları kuruma da bu görevleri icra ederek yenileşim yönetiminde sürdürülebilir ve kurumsal bir yapı sağlasınlar. Dolayısıyla adım adım inovasyon yöneticisinin görevlerini sizlerle paylaşacağım. Ve bütün bu içerikte sizlerle paylaştığım bütün bu bilgileri baz almak üzere bütün bu bilgilerde kullanabileceğiniz, kendinize doküman olarak, referans kaynak olarak da kullanabileceğiniz geçen sene yayınlanmış İnovasyon ile Değer Katanlar isimli kitabımı kaynak göstereceğim ve neden bu kitabımı almalısınız ve bu kitabıma eriştiğiniz zaman size faydaları neler olacak? Bu faydalar çerçevesinde kitabı mesleğinizi icra ederken inovasyon yöneticisi olarak faaliyetlerinizi gerçekleştirirken rehber kaynak olarak neleri bulabileceksiniz ve bulduğunuz şeylerle kendinizi ve gerçekleştirdiğiniz görevleri nasıl daha iyileştirebileceksiniz? Bunlar hakkında bilgi vermek istiyorum. Evet, sizlerle adım adım her hafta detaylı bir şekilde bu inovasyon yöneticisinin meslek tanımı ve bu mesleğin gerektirdiği görevler, bu görevlerin detaylı bir biçimde sunumuyla ilgili videolar paylaşacağım. Görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalınız.